Herkese selamlar dostlar. 17 Haziran 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var. Bu 5 maçımın hepsi de basket mücadelesi. Futbolda düzgün maçlar yok. Fakat basketbolda final, yarı final maçları olduğu için bu tarafa yönelmek biraz daha mantıklı. Ben de zaten son dönemde basket takip etmeye başladım bu playofflarda. Katta Telegram grubunda da zaten yazılar yazaraktan öneriler yapıyorum özellikle baskette. O şekilde burada da 5 tane güzel bir mücadele var. Sizlerden yavaş yavaş ilerlemek istiyorum. Sizlerden ricam video atacağınız güzel like'lardır. Basket Şöleni adında bir video olacak bu. İlk mücadelemiz NBA'den gelecek. NBA'nin belki de bitirebilecek bir mücadelesi. Fakat ben bu serinin burada bitmesini beklemiyorum. Genel seride 3-2 Golden State önde arkadaşlar. Boston'ın kendi evinde oynayacakları bir sağ. avantajı da Boston'da onu da belirteyim. Eğer 7. maça taşıma ihtimalleri varsa taşılarsa yine kendi seyircisi önünde oynanacak bu maç gibi. Bu maçta da şöyle bahsedeyim ben sizlere genel anlamda Golden ve Boston ekibinden. Golden ekibinde birçok skorer isim var. Fakat Boston ekibi ise o sert savunmayı... Yeri geldiği zaman iyi yapabiliyor. Yeri geldiği zaman Golden State'in daha sayılarda 100 bareminin altında tutmasını bile bilen bir ekip. Fakat şöyle bir durum var. Son maç bu neredeyse. Yani Golden alırsa NBA şampiyonu oluyor. Boston alırsa 7. maçı uzatacak ve kendi seyircisi önünde oynanacak. Boston ve Golden tarafı da biraz daha stresi olacaklar. Biraz daha Golden tarafı rahat olabilir fakat ya yani önemli gelişmeler var. Mesela Clyde Thompson'ın 6. maçta 2019 yılında sakatlanması vardı mesela. Tekrardan 6. maç oynanacak. Birçok böyle etken ve istatistik vesaire var. Fakat ben burada Boston tarafını salacağını düşünmüyorum. Şöyle de bir durum var NBA'de şunu belirteyim ben sizlere. Yani Bayis'ten e, uzak diyeyim magazinsel olarak şöyle gelişmeler var. Mesela bir tane NBA maçı biletinin 2500 dolar olduğunu muhtemelen bilmiyorsunuzdur. Bu tip bu tip gerek sponsorlar gerek bilet ücretleri verirken ciddi anlamda zirve seviyede. Bu tip dış etkenlerin de seriyi uzatması yönünde bence etkili olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden açıkçası Boston tarafındayım ben burada. Sert savunma da yapacağını düşünüyorum Boston takımının. Mücadelede çok fazla sayı olmasını da beklemiyorum açıkçası. Çünkü bazen böyle oluyor. Mesela geçen Golden State mücadelesinde 104.5 üst verdim. 102 ile 103'te mi 102'de mi ne bitti? İkinci periyot 33 atmış. Üçüncü periyot 32 atmış. Son periyot 11 sayı atmış. Ne oldu? Ne değişti yani? 12 dakikada ne değişti de sayılarda bu kadar düşme oldu? Onların dış etkenlerinde ben etkili olduğunu düşünüyorum. Kim ne derse düşünebilir. Bu benim kendi düşüncem. Ben burada Boston tarafındayım. Maç sonu bile 1.40 gibi oran açmışlar. Boston'ın seriyi uzatmasını düşünüyorum. Maç sonu bile direkt sizlere bir öneririm. Ve yüksek orandan da şöyle bir öneri yapabilirim. 2.10 gibi orandan. Boston maçı alır ve 210 sayının altında kalır arkadaşlar. 1 ve 210 alt şekilde yaparsanız 2'nin daha yüksek bir oranın üzerinde üzerinden bir orandan alabilirsiniz. Değerlendirecekler bu yönde. Ben bu maçta Boston tarafındayım. Geçtim. Alba Berlin'le Bayern Münih mücadelesi. Almanya'da final maçı devam ediyor burada. Alba Berlin seride 2-0 önde. Bayern ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Üretmekte sıkıntı yaşıyor. Luric'i mesela üretemiyor. Son maçta yoktu sanırım. Ondan önceki maçta 4 sayımını attı. Üçlükler girmedi. Alba Berlin iyi savunma yaptı ki son maçta Bayern Münih kendi eminde olmasına rağmen 58 sayıda kaldı. 71-58'inde mağlup oldu Alba Edep Basman'da. Alba ciddi anlamda formda Bayern Münih sayı üretmede biraz zorlanıyor. Bu maçta da Alba'nın biraz daha skor erkinliğinden uzak bir maç geçirmesini bekliyorum. Çünkü Bayern biraz daha savunmayı sert yapacaktır burada. Çünkü basit savunma hatalarıyla birlikte potasında sürekli sayı görüyor. Özellikle ikilik olarak da o pas aralarını iyi kapatamayan bir Bayern Münih vardı. Bu maçta biraz daha sert savunma olabilir. Barem de yüksek. 159.5-6'a 1.48 gibi oran açmışlar. Yani 80-80 atarlarsa anca öyle yatıyor ki Bayern Münih dediğim gibi son maçta kendi evinde biri 58 attı. Bu maçta asıl amaçları da yenmeden ziyade ki yenmeyi oynayacaklardır elbet fakat Alba'ya çok fazla sayı attırmamaya çalışacaklardır. O yüzden mücadele genelinde alt tercihi bence ideal olabilir. 159.5 altın oranı 1.58 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir arkadaşlar. Geçtim diğer mücadeleme. Oli ile Pana mücadelesi. Şöyle bahsedeyim. İki takım arasında cidden fark var yani. Fark çok fazla olduğunu söyleyebilirim ki. Hatta aralarındaki son maça baktığımız zaman da seride son maçta. Oli 2 zaten seride 2-0 önde. Alırsa seriyi bitirme şansı var burada. 3 olan bitiriyor bu Yunan derbisinde diyeyim ben sizlere. Oli tabii ki takım olarak daha kaliteli bir ekip. Fakat Alba Pana burada elinden geleni yapacaktır. Maç gelelim alayım dedim yoksa ilk yerden mi Handikap'ı Pana'yı alayım dedim. Birçok ismin devreye girmesi lazım. Papa Giannis gibi, Papa Petru gibi isimlerin burada devreye girmesi lazım Pana, Pana tarafında. Fakat ilk iki maçta çok fazla devreye giren olmadı. Oli de fizik üstünlüğü olarak Pana'dan ciddi anlamda üstün yani. Sağdaki ilk beşlere baktığımız zaman da fal olsun vesaire olsun bunlar fizik olarak da Pana'dan zaten genel olarak bir üstünlüğü olduğunu söyleyebilirim. Bak mücadelesinde ciddi önem arz eden bir durum bu. Real Madrid'de mesela Tavares ne kadar çok önemli faktörse burada da Olympiakos tarafındaki oyuncular cidden önemli bir faktör. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Pana son mücadelesi yani kaybedecek çok bir şey yok. Seride 2-0 geride. Bu maçı kaybedebilir fakat en azından ilk yarıda ben 9 sayı fark yemesini beklemiyorum. İlk yarı 9 handikabı ben burada Panatya, Pana tarafını alıyorum. 1.45 gibi orandan idealden. Pana diyorum ki ilk yarıdan 9 sayı fark yemez diyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir arkadaşlar. Geçtim Asbel Monaco mücadelesine. Skorer iki takımın mücadelesi olduğunu söyleyebilirim. İlk maçta Monaco kazandı deplasmanda attıklı dış atışlar olsun, içerideki oyunlar olsun vesaire güzel kazandı. Eee Asvel ilk maçta sağ avantajını kaybeden isim oldu. Ben bu mücadeleyi Asvel tarafındayım açıkçası. Asvel ciddi anlamda Okobo önderliğinde çok önemli işler çıkardı. Gerek sezon genelinde EuroLeague'de çok başarılı olmasa da kendi liginde ciddi anlamda iyi başarılar çıkardı ki zaten Monaco'ya kafa tutabilecek bir takım olduğunu söyleyebilirim Asvel takımının ben burada. O yüzden de her takımda skorer, özellikle Monaco çok skorer. Ee, çeyrek final maçında o skorer kimliğinden uzak sergilese de yarı final maçlarında o skorer kimliğini üzerine almış bir Monaco takımı vardı. İlk maçta da burada 80 üstü barajını açtı. Fakat Asvel'in ben ikinci maçta reaksiyon göstermesi, ligi de Fransa ligini de genel anlamda lider bitiren bir Asvel takımı var. Kendi evinde taraftarı önünde burada ikinci maça çıkacak. İlk maçı kaybettiler. Bir reaksiyon verebilirler. O yüzden maç sonu 1'e 1.55 gibi orandan ben burada Asvel tarafına yönelebilirim arkadaşlar. Maç sonu 1 sizleri 1.55'ten de öneririm. Onun yanında yüksek oranla baktığımız zaman da 2.48 gibi oranla da şöyle bir önerim olacak. asfer dediğim gibi maç kazanır. Monaco'da o skoru kimliğini tutarsa asferde atmak zorunda kalacağı için şansımızda yarda potodan sekip sekip çıkmazsa maç 160'ın da üstüne çıkabilir. Maç sonu 1 ve 160.5 üstünde oranı 2.48 denemeye değer bence. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir arkadaşlar. Asfel tarafındayım bu maçta. Real Madrid Barcelona mücadelesi. Ben Barcelona'nın son maçına yüksek misli yaptım. Kaza Telegram grubunda. Hatta yazımda şöyle anlattım. Yani Barcelona dedim devreye girmesi lazım. İlk maçı kaybetti. Hatta kötü de başladı. 12-2 şekilde başladı mesela. Seri, maç Real Madrid 12-2 önde başladı. Sonrasında toparladı. Devreye beraberlikle girildi. 32-32. Sonrasında Barcelona attı 7 attı 7 derken son toplar, son topa kadar gitti zaten mücadele. 71-69 kazanan bir Barcelona takımı vardı. Milotiç o farkını korudu. Farkını yarattı yani 24 mü 27 sayımı ne attı? Önceki maçta çok fazla sağda yoktu. Real Madrid tarafı ribant önderliğine Porie, Tavares gibi isimlerle birlikte ribantları çok fazla alıyor. Ve Yavusele gibi isimler de şu anda Real Madrid dediğim gibi son dönemlerde bir formda olduğunu söyleyebilirim. Pablo Lasso ise Real Madrid'in teknik koçu diyeyim ben size. Kalp krizi geçirmişti. İlk maçta yoktu. Real Madrid maçı kazandı. İkinci maçta da yoktu aynı şekilde. Real Madrid kaybetti. Bu maçta olur mu bilmiyorum böyle önlem anlamında sanırım maçlara gitmiyor. O yüzden burada ben bir Real Madrid tarafındayım açıkçası. Zorlayan bir deplasmanda iki maçta da Barcelona'yı çok zorladı. Birini de kazanmasını bildi hatta rahat galibiyet aldı bir tanesinde. Burada Real Madrid tarafı bence 1.52 gibi orandan kuponlara eklenebilir. Hatta ben sizlere bir de yüksek oran önerisi yapayım bu maçta. Real Madrid tarafı 5 fark atara yani 4.5'tan Real Madrid tarafına yönelirseniz 1.94 gibi oranı var. Eğer 6 fark atarından yönelsen 2'nin üzerinde çıkıyor. Ben burada 1.94'ü aldım 5 farkla. Tam böyle 5 farkla 6 farkla kalacak bir mücadele gibi. Fakat direkt düz olarak ben size söyleyeyim. İdeal kombinelere de girebilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Real Madrid'in burada atacağı sayı değil direkt maçı kazanması. Maç sonu 1'e 1.52 gibi olanlaşmışlar. Bence Real Madrid bu mücadeleyi kazanır arkadaşlar. Toplamda sizlere 5 adet mücadele önerdim. İdealden önerdim ve 3 tanesine de yüksek oranlı tercihler yaptım. Basketbol maçları var. Güzel yarı final maçları. Youtube'da verdiğim son basket maçları da başarılı oldu. Umarım güzel bir başarıya yakalarız. Siz de idealden veya yüksek oranları değerlendirebilirsiniz. Zaten dediğim gibi son dönemlerde maç bülteni biraz sıkıntı. O yüzden idealden almak isteyen olabilir. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Seviyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.